Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde ilk content provider örneğimizi yapacağız. Hatırlarsanız bir önceki dersimizde var olan bir content provider'a content resolver'la bağlanıp veri çekmiştik ve şöyle bir uygulamamız vardı. Bu butona tıkladığımda telefonumun rehberine bağlanıp oradaki isim ve kayıtları alabiliyordum. Ve bunu yaparken ne yapıyorduk? Content resolver kullanıyorduk. Tekrardan şu resme bir bakalım. Benim kişiler uygulamam dışarıya bir content provider sağlıyor ve ben content resolver'la bundan veri istediğimi söylüyordum. O da bana istediğim verileri bir cursor aracılığıyla veriyordu ve ben bunları kullanıp işte kullanıcı isimlerini burada gösteriyordum. Bugünkü dersimizde ise kendimiz bir rehber uygulaması yapacağız ve bunun için bir content provider uygulayıp yine bir content resolver'la ondan veri çekeceğiz. Hocam diyeceksiniz, SQLite'de biz not defterim uygulaması yapıyorduk. O ne alemde? Şimdi öncelikle burada temel kavramları öğreneceğiz. Basit bir uygulama. Bizim not defteri uygulamamız her ne kadar basit de gözükse aslında biraz daha karmaşık. Çünkü biz orada ne bileyim pek çok sabit kullanıyoruz. İki tane tablo var. Bu gibi şeyler var. Burada tek bir dosya, tek bir tabloda bütün işlemleri yapacağız. Content Provider'ın bütün temel özelliklerini öğreneceğiz. Daha sonra da bu öğrendiklerimizi uygulamamıza gerçekleştireceğiz. Şimdi bugün yapacağımız uygulamada dediğimiz gibi ilk Content Provider uygulaması olacak. Mini rehber adını verdim buna. Bu mini rehberde biz kendimiz bir verileri tutacak bir sınıf yapacağız. Daha sonra da buradaki verileri dışarıya aktaracak bir content provider, yani içerik sağlayıcı sınıfımızı oluşturacağız. Burada tüm kişilere bastığımda benim uygulamamdaki bütün kişiler buraya gelecek. Gördüğüm kişileri burada ID vererek sileceğim. ID vererek göstereceğim. Yeni kişileri de buradan ekleyeceğim. Tüm bunlar veri tabanında olacak. Veri tabanı bana bunları content provider'la sağlayacak. Ben de bunları content resolver kullanarak buradaki isteklerimi veri tabanına söylemiş olacağım. Şimdi bunu yapmadan önce diyorum ki önce bir teorik bilgiler edinelim. Kafanız karışırsa dert etmeyin, emin olun uygulamayı yaparken çok daha iyi anlayacaksınız. Öncelikli olarak bu content provider dediğimiz sürekli konuştuğumuz kavram nedir? Ne diyor? Yapılı bir data kümesine erişmek için kullanılan abstrakt soyut sınıflardır arkadaşlar bu. Bunların içinde kendi metotları var ve ben bu metotları kullanarak uygulamanın arayüzüyle data kaynağı arasında bir farklı katman oluşturacağım. Neden kullanmamız gerekir? Mesela bir uygulama yaptınız ve uygulamadaki bilgilerin farklı uygulamalarca kullanılmasını istiyorsanız Content Provider kullanmanız gerekiyor. Diğer framework sınıflarıyla integration, yani birlikte kullanımı daha düzgün bir şekilde yapmanız için ve de aslında en önemlisi bence bu. Dataya erişirken tek bir yeriniz var. Yani her bir sorguyu arayüzdeki kodların arasına yazmak yerine tek bir dosyada bütün sorguları toplayıp daha sonra bunlara erişerek content provider'ları kullanabiliriz. Content provider dediğimiz şey aslında kullanıcı arayüzü, yani activity ile benim veri tabanım arasına uyguladığım bir katman oluyor. Daha önceden biz kullanıcı arayüzünden direkt olarak database'e erişiyordum. İlk SQLite örneklerini gösterirken bunu yapmıştık. Şimdi ise bir content provider aracılığıyla bu isteklerimi yapacağım. Bunun belli başlı metotları var. OnCreate metodu content provider'ın yaratıldığı, gerekirse database'in ilklendiği, yani get readable, writable database dediğimiz alan. Query dediğimiz işte data kaynağından veri çekmek istediğinde, göstermek istediğim verileri kullanacakken, insert veri eklerken, update güncellerken, delete de silerken, get type'ın ne olduğunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Şu an için pek bir kullanmayacağız. O yüzden pek üzerine kafanızı karıştırmıyorum. Şimdi hatırlarsanız bu Content Resolver'da ben veri kaynağına ulaşmak için bir Content URI diye bir şey tanımlamıştım. Neydi bu? Belli başlı bir veriye ulaşmak için kullanılacak tekil, unique, yani eşi benzeri olmayan bir, yani bir web sitesi adresi gibi düşünebilin. Yalnız burada biz veri kaynağına erişmek için URI isminde bunu kullanıyoruz. Şimdi burada genel bir yapıdır bu. Öncelikli olarak content ile başlar. İki slash koyduktan sonra authority denilen kısım başlıyor ki biz bunu manifest dosyasında content provider'ı tanımlarken kullandığımız alan.
Ve de arkadaşlar bu genellikle package adından sonra sizin content provider sınıfınız oluyor. Mesela şurası benim package adımsa Android'e kadar, ondan sonra da benim content provider sınıfımın adını yazıyorum. Daha sonra gelen kısımlar ise karşı tarafta, yani veri kaynağında hangi veriye ulaşmanızı belirten kısım. Mesela burada biz atıyorum iki tane tablomuz vardı. Bir notlar diye, bir de kategoriler diye. Ben notlara erişeceksem burası notlar olacak. Kategorilere erişeceksem burası kategoriler olacak ki ben content provider'a bir URI yolladığımda bunun hangi tablodan query veya insert update yaptığını anlaması adına. Bu tablodan sonra gelen ID numarası ise atıyorum notlar 2 dediğinizde notlar tablosunda ID'si 2 olan veriyle ilgili işlem yaptığınızı belirten URI oluyor bu. Bu URI'ları şöyle yapacağız. Bir uygulama yaptığımızda ve benden istenecek verileri bir düşüneceğiz. Mesela notlar tablosunun hepsini isteyebilir bu adam, değil mi? O zaman ben buraya sadece notlar içeren bir URI tanımı yapmam lazım. Kategoriler tablosunun hepsini isteyebilir. Kategorileri içeren bir şey yapacağım. Slash deyip bir ID değeri isteyebilir. Mesela kategoriler 2'yi adam silmek, düzenlemek isteyebilir. Bunu içeren bir URI tanımlayacağım ki karşı taraf benden veri istediğinde isteyeceği bütün verileri ele alan elimde URI'lar olsun. Peki bunları yaptıktan sonra işte bizim URI matcher kavramımız ortaya çıkıyor. Bu da siz content provider'a bir URI yolladığınızda o URI'nin neye denk geldiğini belirtmek için ilgili eşleştirmeyi yapan sınıf. Ve her bir URI'yi göreceksiniz ki biz bir integer, bir sabit sayıyla tanımlayacağız. Yani şu koskoca linki atıyorum buna 2 diyeceğiz. Ve sistem 2 denildiğinde işte todos denilen tabloda ID'si 2 olan değere gittiğini anlayacak. Mesela sadece todos diyeceğiz, ona da bir değerini vereceğiz. Bu sefer de bir denildiğinde adamın todos tablosunda işlem yaptığını anlayacağız. Tüm bunların tanımlarını bu URI matcher ile yapacağız. Daha sonra da bu sınıfı hazırladıktan sonra content resolver'ı artık anladık. Resmimizde de gördüğünüz gibi datayı isteyen kısım. Ben şu an burayı tanımını yaptım. Bununla ilgili konuştum. Bunu tamamladıktan sonra bir content resolver gelecek. Bir istekte bulunacak ve de bu isteğe göre benim content provider'ım ona bir cursor'la cevap verecek arkadaşlar. Content provider'ı tanımlarken tabii ki de şu adımlara dikeceğiz. Öncelikle manifest dosyasında tanımını yapmamız lazım. Daha sonra benden istenilen içeriklerle ilgili URI'ler tanımlamam lazım. Bu URI'ları ilgili matcher'la eşleştirmemiz lazım. Daha sonra content resolver, content provider'a bağlanıp veriyi çekecek. Çok fazla konuştuk. Şimdi gelin adım adım giderek uygulamamızı oluşturmaya başlayalım. Mini rehberim var dediğim gibi. Activity main'i nasıl? Bu şekilde. Ve main activity'de burada gerekli eklemeler yapıldı ve butonlara tıklanınca tetiklenecek metotlar oluşturuldu. Bunları zaten kodlarını vereceğim için vakit kaybı olmaması adına ben önceden yaptım. Şimdi bu sınıfı oluşturmak için yeni bir Java sınıfı tanımlıyorum ve bunun adına bana kişi bilgisi vereceği için kişi provider diyorum. Siz de herhangi bir isim oluşturabilirsiniz. Hiçbir kısıt yok. Bu kişi provider hangi sınıftan extend olacak? Content provider sınıfından. Content provider. Bunu yaptığımda bir hata alıyorum. Hataya baktığımda ise ne diyor? Implement edilecek metotlar var. Alt enter'a tıklayıp implement metot diyorum ve bana 2, 4, 6 tane metodu içeriğini yazmam gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Bu şu demek. Buraya istiyorsanız 50 tane tablo olsun. 50 tane tablo için kişi sorgu yapmak isteyebilir. Insert, delete, update yapmak isteyebilir. Öyle bir yapı hazırla ki buraya karşı taraf sadece bir URL ile buraya ulaşsın ve istediklerini yaptırabilsin. Şimdi ben burada gördüğünüz gibi herhangi bir database olmadığı için ben database'imi de yine bu sınıfın içinde oluşturmak istiyorum. Biz not defterimde farklı bir Java sayfasında yapmıştık. O daha düzgün olur ama şu an hani örneği basit tutmak adına burada hızlı bir şekilde database'imi de oluşturacağım. Bunun için sadece bu sınıfta kullanılacak bir inner class
tanımlıyorum. Bunun adına da database helper diyorum. Bildiğiniz gibi bunu biz nereden türetiyorduk? SQL Lite Open Helper sınıfından türetiyorduk. Bu da bana hatalar veriyor. Alt insert dediğimde implement metot diyorum. Alt enter dediğimde ve database'imin ya oluşturulma zamanında tetiklenen onCreate ve güncellemesinde tetiklenen onUpgrade metotları çalıştı. Yine hata veriyor bu. Alt enter dedim. Bununla ilgili bir constructor oluşturmamı söylüyor. Biz bildiğiniz gibi tek bir database kullanacağımız için sadece ve sadece burada ne yapıyorduk? Konteksi bırakıyorduk. Daha sonra buraya database name'i falan filanı oluşturacağız. Gelin bu sabitleri şöyle en yukarıda yapalım. Bir database kullanırken oluşturacağımız ilk sabit aslında ne olmalı? Private database'imizin adı olmalı. Final dedikten sonra ne diyorduk? String büyük harflerle yazalım. Database name eşittir diyorum. Buna istediğimiz bir isim verebiliriz ama şöyle kişiler diyelim nokta db. Bu benim database adım olacak. Yine aynı şekilde private static final diyelim. Ya statik demeye gerek var mı? İyi olur. Her yerden erişebiliriz. Statik dedikten sonra integer diyorum. Database'imin versiyonunu veriyorum. Pardon. Database versiyon diyorum. Bunu da ilk defa oluşturacağım için 1'e atadım. Daha sonra oluşturulacak tablomun adını yazayım. Static table name string table name. Dediğimiz gibi bu örnekte sadece ve sadece tek bir tablo üzerinde işlem yapacağız. O yüzden herhangi bir kontrak sınıfı falan oluşturmadım. Direkt olarak yazacağım bunları. Eski usul yapıyorum. Ve de bu sınıfın veya bu tablonun oluşturulurken kullanılacağı query'yi yazacağım. Buraya da ne yazalım? Create kişiler table. Yani kişiler tablosu oluşturulurken kullanılacak olan SQL'i yazalım. SQL'imiz nasıl olacak? Create büyük harflerle yazalım. Create table. Daha sonra tablo adımız gelsin. Table name. Ondan sonra şöyle bir alt satıra mı geçelim? Boşluk dedik. Şunları alt satırda yapalım. Boşluk dedik. Parantezimizi açıyoruz. Kişiler tablomun alanlarını, sütunlarını yazıyorum. ID diye bir sütunu olacak. Integer olacak. Primary key olacak. Ve de auto increment olacak. Virgül koyacağım. Artı diyeceğim. Hatta bu artıyı şuraya yazalım. Artı diyelim. Sonra şunları açalım. Bir de name diye bir alanım olacak. Burada da kişinin adını tutacağım. Text diye null değer almayacağını söyleyip şöyle sorgumu bitireceğim. Bu sorguyu çalıştırınca benim database'imde kişiler tablosunun oluşturulması gerekiyor. Şimdi gidelim database'imizi oluşturma kısmına. Database name'ini burada tanımladık. Database name. Factory'yi şu anlık null geçiyoruz. Çok da kullanılan bir alan değil. Null geçtim. Versiyonuna da ne yazıyoruz? Database versiyon yazıyoruz. Constructor'ımız hazırlandı. Şimdi gelelim onCreate metodumuzu oluşturmaya. onCreate metodu ne demiştik? Database'imiz ilk oluşturulduğunda çalıştırılacak metot. Ben burada hemen database ilk oluşturulduğunda ne yapmak istiyorum? Database'imi ne yapmak istiyorum? Kişiler tablosunu oluşturmak istiyorum. Bunun için ne lazım? Bana bir database objesi lazım. DB objesini de en başta tanımlayalım. Şöyle şuraya gelelim. SQLite database dedikten sonra DB. DB database demek kısa adı. Ve buradaki content provider sınıfım onCreate olduğunda ben buraya gelip şöyle database help
DB nasıl oluşturuyorduk? Database Helper sınıfımızda. Database Helper dedim. Helper eşittir new dedikten sonra Database Helper diyorum. Bu benden context bekliyordu. Context'im de neydi benim? Gördüğünüz gibi bakın. Buradaki sınıfın constructor'ına gitti ve bu bir tane parametre bekliyor benden context diye. Şimdi bu activity olmadığı için direkt olarak ben buna this yazamıyorum. Çünkü content provider birebir olarak context'e erişemiyor. Sadece bunun için get context diyerek context nexus'ini alabilirim. Helper nokta dedikten sonra get writable database diyorduk hatırlarsanız ve bunu da ne yapalım? Yukarıdaki DB'ye atayalım. Yani helper sayesinde ben database'i ele aldım ve SQLite database tipindeki bu DB'ye atamış oldum. Artık buraya gelip db.exec_sql deyip buraya create kişiler table'ı oluşturabilirim. Upgrade metodunda da ne yapmamız lazım? Önce bir varsa db.exec_sql deyip create pardon. Önce ne diyeceğiz? Drop table if exist diyeceğiz. Yani eğer bu böyle bir tablo varsa doğru mu yazdım? Evet. Artı hangi tablo? Table name. Yalnız bu table name'i şöyle mi yapsak? Şu an bir tane var ama karışmaması adına kişiler table name'i yapalım. Şöyle yapalım hatta. Şunun üzerine geldikten sonra sağ tıklayıp refactor derseniz, rename yaparsanız bunun geçtiği her yer değiştirilecektir. Buraya da gelip şöyle kişiler table name. Bununla ilgili bütün şeyler gördüğünüz gibi değiştirildi. Kişiler table name varsa önce kaldır. Daha sonra da db nokta bunun metodu neydi? onCreate. DB demiyoruz pardon. onCreate diyeceğiz sadece. onCreate metodunu bir daha çalıştır. Ve buna da şuradan parametre olarak gelen DB'yi ata. Var olan kişiler tablosunu siliyor. Sonra onCreate'i bir daha çalıştırıyor. onCreate'de de kişiler tablom tekrardan oluşturuluyor arkadaşlar. Evet. Buraya kadar eski öğrendiklerimizin basit bir tekrarını yaptık. Daha önce biz burada sabitler kullandık, kontrakt sınıfımız vardı falan filan. Hani aslında düzgün yaptık o işi ama belki biraz kafanız karışmış olabilir o kadar sabitten dolayı. Aslında yani sorgumuzu biz sabit kullanmadan böyle basit bir şekilde gösterebiliyoruz. Bu dersi burada bitireyim. Bir sonraki derste tam hani bizim konumuz olan artık content provider'ımızı oluşturmaya başlayalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere.